Arkadaşlar selamlar 2023 TYT AYT deneme kampımızda 33. denemedeyiz. Yine soru cevap şeklinde bir deneme hazırladım size. 20 tane sorumuz var. İlk sorudan başlıyorum. Uyarı bu sorduğum soruların hepsi aklınızda canlanmayabilir arkadaşlar. Test tekniği yönteminde daha kolay olur hatırlarsınız ama bunları hatırlamayabilirsiniz. Sorun etmeyin. Sadece öğrenmeye çalışın. Haydi başlayalım. Acemi Olanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı hangi padişah döneminde kuruluyor? Hatta Kapıkulu Ocağının temeli hangi padişah döneminde atılıyor? Hemen yazalım şöyle. 1. Murat dönemi. Arkadaşlar 1. Murat döneminde kapıkolaca kolu Kapıkolu değil kapıkulu Ocağı'nın temeli atılıyor. kapıkulu Ocağı'nda devşirmeler var. Yani Hristiyanlardan ele geçirdiğimiz yerlerde yaşayan Hristiyan halktan küçük yaştaki çocukları alıyoruz. Osmanlı ordusunda kullanıyoruz bunları. E peki bunlar için hangi birimler oluşturuluyor? İşte Acemi olanlar Ocağı, Yeniçeri Ocağı, Topçu Ocağı bunlar hep Hristiyan olup da sonradan Müslüman olan, sonradan Osmanlı'ya entegre olan insanların fayda, insanlardan fayda olandığımız ocaktır. Peki bu devişirmelerin, bu Kapıkulu ocağının önemi neydi? Osmanlı devletinde her 3 ayda bir işte ulufe maaşı alırlardı. Her padişah değişikliğinde cülus bahşişi alırlardı. O noktada bizim için önemliydi. Bir toplumun ülke toprakları içerisinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bölgeye doğru hareketine ne ad verilir? Arkadaşlar, eğer bir bölgeden şuradan başka bir şehre, başka bir bölgeye göç edersen buna yatay hareketlilik denilir. Tamam mı? Bir de dikey hareketlilik vardır. Dikey hareketlilik de mevcut bulunduğun statünün artmasıdır. Mesela normal standart bir ahaliyken bir vatandaşken Yeniçeri ocağına, Yeniçeri ocağında bir birime terfi olursun. Kapıkulu ocağında asker olursun. İşte bu statü artmasıdır. Dolayısıyla bu dikey hareketlilik olarak bilinir. O zaman yatay hareketlilik bir bölgeden başka bir bölgeye göç. Dikey hareketlilik mevcut bulunduğun durumdan statü artışın bir vatandaşken Yeniçeri Ocağı'na kayıt olman gibi. Haksız kazancı engellemek amacıyla devlet tarafından mallara el koyma uygulamasına ne ad verilir? Arkadaşlar önemli bir kavram. Müsaadere etme Müsadere ne demekmiş devlet tarafından eğer bir haksız kazanç varsa bir yolsuzluk sonradan mal edinme mal çarpma çırpma işi varsa devlet ne yapar otoritesini gösterir ve haksız kazanç sağlamış olan kişinin mallarına el koyar onu da yargılar öldürür. Arkadaşlar Osmanlı'da ilk müsaadere uygulanan sadrazam Çandarlı Halil Paşa'ymış Fatih Sultan Mehmet Çandarlı'yı öldürüyor ve malına müsaadere koyuyor yani el koyuyor. Hayvancılıkla uğraşanlardan genellikle koyun yavruladıktan sonra Nisan ve Mayıs aylarında alınan vergi. Arkadaşlar anam vergisi duymuşsunuzdur. Anam hayvancılıkla uğraşanlardan alınan bir Osmanlı vergisidir. Peki ilk Osmanlı vergisi hangisiydi? Bacı vergisi. Peki ikinci Bayezid döneminde olağanüstü hallerde alınan vergi hangisiydi? Avarız vergisi. Osmanlı'da ilk kapitülasyon hangi devlete verilmiştir? Bu soru bana özelden de çok geliyor mesaj olarak. Arkadaşlar Osmanlı ilk kapitülasyonu Orhan Gazi vermiş. Ceneviz ya da e, o dönemki ismiyle Cenovalılara veriyor tamam mı? Evet Fatih döneminde Venedik'e verdik. Kanuni döneminde Fransa'ya verdik. İler, i̇lerleyen süreçte İngiltere'ye, Hollanda'ya, Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Rusya'ya verdik. Ama ilk verdiğimiz kapitülasyon Ceneviz-Orhan Gazi dönemi. Tulumbacılar ocağı hangi dönem ıslahatları içerisinde yer alır? Tulumbacılar Ocağı arkadaşlar Osmanlı'da lale devri dediğimiz dönemde açılmıştır. Tulumbacılar Ocağı yangınları söndürmek amacıyla kurulan bir itfaiye birimidir. Unutmayın lale devri dönemi diyorsam hangi padişah aklıma gelmeli? Üçüncü Ahmet. Lale devri dönemi diyorsam hangi anlaşma imzalanınca lale devri dönemi başlar? Pasarokçu anlaşması. Hangi olayla lale devri sona erer dersem o zaman da patrona Halil isyanı diyorsunuz. Fransa ihtilal yaşandığı süreçte Osmanlı Devleti'nin padişahı kimdi? 1789 çok önemli bir tarih değil mi? Fransa İhtilali'nin yaşandığı tarih. İşte bu yıl Osmanlı padişahı olan kim? 3. Selim'dir. Peki Fransa İhtilali... başlayınca hangi akım dünyada yayılıyor? Sadece milliyetçilik değil. Hümanizm demokrasi gibi kavramlar da bu ne ile Fransa ihtilali ile yayılıyor. Tabi biz neden milliyetçiliğin üzerinde çok duruyoruz? Çünkü Osmanlı bir imparatorluk. İçerisinde birden fazla onlarca farklı millet yaşadığı için dağılma <laughs> tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bizim siyasi bütünlüğümüzü tehdit ettiği için milliyetçilik akımı bizim için daha ön plana çıkıyor. İstihkam okulunu açarak batı tarzı subay yetiştirmeyi amaçlayan padişah hangisi? Birinci Abdülhamit Batı tarzı bir okul açmışız. Subay yetiştirme okulu. Bu istihkam okulunu gördüğüm zaman aklıma birinci Abdülhamit gelsin. Reisülküttap Rami Mehmet Paşa tarafından imzalanan hangi anlaşmayla Osmanlı Devleti ilk büyük toprak kaybını yaşamıştır? Hatta gerileme dönemine girmiştir. Ne diyorsunuz? Bizi gerileme dönemine sokan anlaşma hangisiydi? Şuraya yazalım. Karlofça Anlaşması. 1699. Macar ve Leh mültecilerinin Osmanlı Devleti'ne sığınması ve Rus elçisi Menchikov'un protokol kurallarına aykırı davranmasıyla 1853 yılında başlayan Osmanlı-Rus savaşı hangisi? Arkadaşlar Sultan Abdülmecit zamanında Kırım Savaşı. Kırım Savaşı dikkat edin. Macar ve Leh mültecileri Osmanlı'ya sığınıyor Abdülmecit'e. <laughs> Abdülmecid bunları Avrupalılara teslim etmiyor. Bu savaşın sebeplerinden biri oluyor. Bunun dışında Rusya'nın sıcak denizlere inme isteği, Menschikov'un protokol kurallarına uymaması, e, o gerilimli ortamda Kırım Savaşı başlıyor. Bu savaş sırasında asla unutma, e, Sinop baskını diye bir baskın yaşıyoruz. Ruslar onu Osmanlı donanmasını yakıyorlar. Osmanlı ilk dış borcunu bu savaş sırasında İngiltere'den aldı. Abdülmecid döneminde asla unutma. Osmanlı bu savaş sırasında telgraf hatlarını ilk defa düşedi. Asla unutma. Unutmam. bu savaş sırasında İngiliz hemşire Florence Nightingale yani lambalı kadın ortaya çıktı asla unutmam. 11. soruya geçtim. Osmanlı devletinden bağımsızlığını kazanan ilk azınlık hangisidir? Arkadaşlar ilk Pardon bağımsızlığını kazanan ilk azınlık diyorsam Rumlardır. Ama şöyle sorsaydım Osmanlıya karşı isyan eden ilk azınlık diye sorsaydım o zaman Sırplar derdiniz tamam mı? İlk İsyan eden azınlık milli, milliyetçilik ayaklanması çıkaran azınlık Sırplar ama ilk bağımsızlığını kazanan diyorsam Rumlar. Rumların bağımsızlık sürecinde etkisi olan cemiyetleri hangisi? O dönem sadece bir Rum cemiyeti var arkadaşlar. Etniki Eterya cemiyeti. Bundan sonra Rumların bir sürü cemiyeti kurulmuş. Mesela Mavri Mira cemiyeti, mesela Kordos cemiyeti ya da işte Pontus Rum cemiyeti var çok ünlüdür. Ya bunlar sonradan kurulmuş ama bunların ilk cemiyeti hangisi? etnik Eterya. Demek ki Rumlar bağımsız olmadan önce var olan tek cemiyet etnik Eterya, onların bağımsızlığında etkili olan cemiyet de budur. Müsaadele sistemi hangi gelişmeyle kesin olarak kaldırılmıştır? Arkadaşlar müsaadeyi söylemiştim biraz önce. Devletin haksız kazanç gördüğü yerlerde mallara el koyması. Ama bu müsaadele her zaman sağlıklı bir şekilde uygulanmaz. E bu da halkın devleti olan güvenini azaltır. Değil mi? İnsanlar özel mülkiyet gelişimini tamamlayamaz, sağlayamaz. Düşünsene senin malına haksız bir yere değil de işte hak ettiğin bir şekilde çalışmışsın, para kazanmışsın ama onu kimseye bırakamıyorsun. Böyle bir şey olursa halkın devleti olan güveni azalır. O yüzden 2. Mahmut müsaade sistemini uygulamamış. Ama resmi olarak kalkması Abdülmecit dönemi olmuş. Abdülmecit döneminde ne olmuş? tanzimat fermanı ilan edilmiş ve müsaadele sistemi resmen Osmanlı'da kalkmış. Peki müsaadele sistemi kalkarsa neyin önü açılır? Özel mülkiyetin önü açılır. İnsanlar artık mal mülk edinir ve miras olarak onları bırakabilir. Bu da halkın devleti olan bağlılığını ne yapar? Artırır asla unutma. Osmanlı'nın ilk demir yolu hattı hangi güzergah arasında yapıldı? Arkadaşlar bakın Osmanlı topraklarında ilk demir yolu hattı. Mısır'da Mısır İskenderiye Kahire güzergahında. Ama Osmanlı'nın Anadolu'da inşa edilen ilk demiryolu hattını sorarsam o zaman İzmir Aydın güzergahı diyorsun. İkisinin de yapımı Abdülmecid dönemine denk geliyor tamam mı? Tamamlanması demiyorum, yapılmaya başlanması ikisi de Abdülmecid dönemi. Darül kitap hazırlamak amacıyla kurulan bilim kuruluna ne ad verilir? Çıkmış bir sınav sorusudur. Encümeni Daniş. Bunu unutmayın. Encümeni Daniş nedir? Osmanlı Devleti'nde Darül Fünuna yani üniversiteye kitap hazırlanması amacıyla kurulan bilim kuruludur, bilim heyeti. Peki Encümeni Daniş'in kurulmasında etkili olan ve Osmanlı'nın ilk medeni kanunu olan Mecelle'yi hazırlayan devlet adamı asla unutma. Ahmet Cevdet Paşa. Arkadaşlar iki tane önemli kavram var bu dönemlerde bizde. Bakın bir kanuni esasi Osmanlı'nın ilk anayasası bir de mecelle Osmanlı'nın ilk medeni kanunu. Eğer mecelle dersem Ahmet Cevdet, Ahmet Cevdet mecelle, Cevdet mecelle tamam mı? Ama Ahmet Mithat Paşa var bir de o da kanuni esasi hazırlamış. Osmanlı'nın ilk anayasası Osmanlı anayasal dönemin resmen başlaması 2. Abdülhamit dönemiydi ona da dikkat. Sultan Abdülaziz ile 2. Abdülhamit arasında 93 gün süreyle tahta kalan Osmanlı'da en kısa süre tahta kalan padişah. Kim bu aradaki padişahımız? 5. Murat. Osmanlı'da bastırılan ilk özel gazete. İlk özel gazete diyorsam tercümanı ahval dersin. Abdülmecit döneminde ahval Abdülmecit döneminde bastırılıyor. Şinasi özellikle bu gazetenin çıkarılmasında etkili oluyor. Eğer Osmanlı'nın ilk resmi gazetesini soruyorsam o zaman da takvimi vekai diyeceksiniz. Takvimi vekai. Takvimi vekai 2. Mahmud döneminde tercümanı Ahval Abdül Mecid zamanında bastırılmış. Bu bilgilere dikkat. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. 34. denemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.